Değerli izleyenler, Şuşa'da Türkiye konsolosluk açıyor. Türkiye açıkladı. Evet, Türkiye açıkladı. Şuşa'da Türkiye konsolosluk açıyor. Rusya, Amerika, Ermenistan şokta değerli izleyenler. Türkiye Şuşa'yı koruyacağını beyan ediyor. Şuşa'ya Rusya tecavüzünü engelleyecek en yegane adımı atıyor. Konsolosluğunun yanı sıra askeri üsler için adımı atıyor. Artık Karabağ'da Türkiye gücüyle nam salıyor. Evet, serbest kürsü sizlere evet demişti. Şuşa'da konsolosluk yakın, hiç merak etmeyin. Ali Varyan Erdoğan'ın düğmeye bastığını ve atılacak adımlarla Amerika'ya en net yanıtım verileceğini sizlere açıklamıştım değerli izleyenler. Daha önce değerli kardeşlerim, Azerbaycan'da büyükelçilik yapan Hulusi Bulut diplomatımız, değerli diplomatımız Hulusi Bulut açıkladı bu müjdeyi. Evet, Türkiye'nin çok yakında, evet yap yakında Şuşa'da konsolosluk açacağını beyan ederek önemli bir imzaya, evet değerli izleyenler, imza atacağını belirterek Türkiye'nin duruşunu gösterdi. Evet, karar alındı. Şuşa'da konsolosluk açılıyor. Değerli izleyenler, Şuşa tokadı. Öyle bir indi ki tam indi. Ermenistan'ın hayallerini söndürecek bir adım bu. Şuşa'yı istiyorlardı son günler. Sinirlerimizi bozuyor ve bizi hiddetlendiriyorlardı. Konsolosluğun açılması şu demek. Konsolosluğun açıldığı bölge artık Azerbaycan toprağı olduğunu dünyaya duruyorsunuz. Resmiyeten artık Ermenistan'la bir bağ olmadığını haykırıyorsunuz. Ayrıca Rusya'ya ve Ermenistan'a diyorsunuz ki, eğer buraya girmeye kalkarsanız, muhatabınız artık Türkiye. Mesajı böyle okumak gerekiyor. Evet, Biden'ın bu hamlesine karşı Türkiye'de böyle güçlü bir hamle atarak gereken adımları atıyor değerli kardeşlerim. Evet, Rusya'nın da şok olacağını belirtebiliriz. Çünkü orası bir Azerbaycan toprağı ve Dağlık Karabağ bölgesinde Rusya cirit atıyor, at koşturuyor. Böyle bir şeyi kabul etmek mümkün mü? Şimdi kahraman Türk askerleri, kahraman Türk askerleri, evet Şuşa'da boy gösterecekler konsolosluk sonrasında. Şimdi diyeceksiniz, konsolosluk açıldı, bunu ne takip edecek? Değerli kardeşlerim, Şuşa'da bunu Türkiye'nin askeri üssü takip edecek. Çünkü konsolosluk askeri, ekonomik, siyasal, sosyal, kültürel ilişkilerinin bir temsilciliği, bir yönü, bir tabelası artık. Orada Türk devleti de olacak. Yani Türkiye'nin her yönden kuşattığı ve Azerbaycan'la beraber Turan izini bıraktığı orada Putin'in morali bozulmuş olacak. Putin'in morali bozulmasında kimin morali bozulsun? Şuşa ile ilgili Ermenilere verdiği sözler yarım kalıyor. Evet, gerginlik had safhada olabilir. Çünkü Türkiye kritik konularda Azerbaycan'ın öz topraklarına saldırı olursa ve o konuda bizim hiçbir ihbarimiz olmayacak derken Lavrov'un düşünceli hali tabii ki öne geçiyordu. Türkiye, Azerbaycan, kardeşlerin toprakları olduğu zaman sakın ve sakın taviz vermeyen güçlü bir realistlik sergiliyor. Evet değerli izleyenler, bu önemli haberler bizlerin en büyük belirtisi, en büyük destekçisi. Biz değil miydik kardeşlerimize tır tır destek yollayan? Biz değil miydik savaş için, her şey için, asker vermek için bu gücü sizlere yansıtan? Biz Şuşa'da bu manzaraların olmaması için geliyoruz. Şuşa'da 91 yılında Sovyet mezalimine uğrayan kardeşlerimizin, annelerimizin, ablalarımızın bu şekilde ağlamaması için geliyoruz. Biz Şuşa'yı özgürleştirdik, artık orayı korumak için geliyoruz. Türk'ün imzasını atmak ve Şuşa'yı bu hale yeniden Ruslar getirmesin diye geliyoruz. Anneler ağlamasın, Şuşa'da siviller rahatça gelsin diye geliyoruz. Konsolosluk açıldığı zaman Türk devletinin birçok özelliği, birçok tabii ki kurumu oraya gelmiş olacak. Türk devletinin gölgesi onların üstünde olacak. Evet, Türkiye silahlı kuvvetleriyle çok önemli ama çok önemli katkılar sunacak. Şunu belirtmek istiyoruz. Rusya'nın morali bozuldu. Amerika'nın morali bozuldu. Bizim de biraz moralimiz, evet değerli izleyenler. Bizim de biraz moralimiz gelsin. Evet, Azerbaycan'la yaptığımız tatbikatlar birilerini rahatsız ediyor. Tabii ki Türk dünyasını oluşturduğumuz bu günlerde Rusya'da ne yapıyor?
Kırgızistan ve Tacikistan sınırını tabii ki bozmaya çalışıyor. Ruslar oralara hükmetmeye çalışıyor. Kargaşa olan yerlere yerleşiyor. İşte Türk dünyasının yolu, Şuşa yolu bitmek üzere. Evet, devam ediyor ama azaldı şu anda yapımı. Ama bir şey daha belirtmek istiyorum. Biz Zengezur'u kafaya taktık. İnşallah Şuşa'daki konsolosluk adımının akabinde Zengezur adımı, bunun sonucunda da artık Azerbaycan'da Türkiye'nin askeri üsler adımı gelecek. Böyle olduğu zaman artık çok ama çok güçlü bir dönemin kapısını aralayacağız. Biz şimdilik acilen Şuşa'ya gittik ve Şuşa'da kardeşlerimize böyle karelerin tekrar yaşatılmaması için, o bölgeye yazın saldırı olmaması için konsolosluk açıyoruz. Res çektik herkese. Res çektik. Putin'in hoşuna gitmedi. Evet, Türk askerinin orada konsolosluktan sonra olacağını artık herkes biliyor. Yani Şuşa tokadı çok işe yarayacak. Bölgede ve özellikle her alanda stratejik bir üstünlük sağlayacak bizlere. Bizler bu durumdan çok memnunuz. Bizler bu durumdan çok onurluyuz. Bizler bu durumdan gerçekten çok mutlu ve huzurluyuz değerli kardeşlerim. Evet, Şuşa'da Türkiye konsolosluk açıyor. Türkiye açıkladı. Rusya, Amerika ve Ermenistan'ın şoku dillere destan olacak. Biden, ne oldu? Niye Biden? Niye bayıldın diyeceğiz Biden'a. Evet Biden, tanıdın soykırım diye bir iftira attın. Yüce Türk ulusuna leke çalmaya çalıştın. Ama Amerika'ya, Biden'a bu yanıt gerçekten hakiki bir tokat oldu. Türkiye, Amerika'nın bu hamlesine karşı bu hamlesiyle daha da ileri giderseniz daha ileri adımlar atarım diyecek. Evet, savaş sırasında Ermenistan'ı koruyamadığını düşünen Amerika'nın, özellikle Rusya oraya tamamen egemen olduğu düşüncesiyle yeniden Ermenistan'ın koruyucu havarisi olmak için, tek Rusya'yı orayı bırakmamak için, Ermenilerin gözünde Amerika'nın bir numara olduğunu hissini vermek için, adamları Paşinyan'ın yeniden seçilmesi için, evet, Amerika Birleşik Devletleri şimdiye kadar yapamadığı soykırım iftirasını atmıştı. Her türlü riski göze alarak, bir de Ukrayna krizi vardı. Ukrayna'ya gerçekten yardım etmiş olsa, yardım etmeye niyeti olsa Amerika'nın Türkiye ile soykırımı iftirasını atarak kötü olmak ve gerginlik yaşamak ister miydi? Amerika samimi değil. Amerika gerçekçi değil. Ukrayna, evet, Amerika'nın gerçek yüzünü Türkiye ile yaşadığı soykırım gerginliğinden anladı. Ukrayna'da Rusya'ya kafa tutmayı düşünen Amerika'nın Türkiye ile ilişkileri tam da bu zamanda bozması, Ukrayna ile yaşadığı dostluk baharının çok yalan bahar olduğunu ortaya koydu. Evet, Şuşa'da konsolosluk açıyoruz. Bundan sonrasını onlar düşünsün. Türkiye gereken adımı atıyor. Yaşasın Türkiye, yaşasın Azerbaycan, yaşasın değerli izleyenler Turan. Ama ilk haber veren, günler öncesinden konsolosluğu ve ondan sonra askeri üslerin geleceğini haber eden Serbest Kürsü'den hepinize hayırlı günler diliyorum. Lütfen bu yayını beğenin ve bütün akrabalarınıza yayın. Bize destek olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.